büro şefi de Hakan Tartan dedi. Onu sordum. Aa, Japon gazeteci dediler. Şöyle diyeyim ben anahtar cümle olarak, Kurtuluş Savaşı'ndan mutlu olmasaydı Ankara Kayseri'ye taşınırdı. Nallıhan yakınlarındayız. 3 kilometre mesafede Nallıhan'a. Akmeşe miydi, Akçakese miydi? Akçakese'ydi yanlış hatırlamıyorsam köyün ismi. Burada anıt ardıçlar var. Ardıç ağacı fidandan yetişmezmiş. Gövde yapısı ne kadar enteresan yani. Ardıç kuşu tohumlarını alır, sindirir. Sonra da başka bir yere, ağacın uzaklarında bir yere dışkılar. Öz suyuyla sindirmeksizin kabuğun dışındaki çekirdek tam olarak açığa çıkamazmış. Yani ardıç ağacının ardıç kuşuna ihtiyacı var. Ardıç kuşu olmaksızın ardıç ağacı yetişemezmiş. Biraz önce Recep Bey'den öğrendim. Tabii burasını mesire yeri yapmış Melih Gökçek sağ olsun. Bir de yolla da üzerinden geçmiş. Anıt ardıçların çatır çatır üzerinden geçerek bu bölgeyi mesire yerine çevirmiş. Aklı sıra Ankaralılar bir 100 kilometre mesafeyle buraya pikniğe gelecek diyerekten. Bugün cumartesi, kimseler yok. Melih Gökçek'in oyuncaklarında eğlenen İstanbullular. Ankara il sınırları içinde Ankara'ya 120 km mesafede olan Nallıhan'la Beypazarı'nın ortasında bulunan Kız Tepesi'ndeyiz. Recep Bey'in mihmandarlığında yurt gezginleriyle geldik. 2 günlük bir hafta sonu gezisi. Amacımız şu arka fonda gözüken Kız Tepesi'nin zirvesine çıkmak. Evet, bugün 16 Ekim Cumartesi 2021. Yurt Gezginleri grubuyla yeni bir etkinlikte beraberiz. Etkinliğimizin adı Kadınlara Adanmış Dağlar. Bu bir proje gezi. Bu proje gezinin birinci ayağındayız. Kız Tepesi'ne çıkacağız. Kız Tepesi Ankara Nallıhan ilçesi Davutoğlan köyü yakınlarında. Tuz Çeneti'nin hemen dibinde bir tepe. Böyle gelin gibi güçlü bir halinden dolayı olsa gerek Kız Tepesi adını taşıyor. Evet, dilini giymiş gibi sanki. Evet. Teklerine doğru. Evet. Jeolojik geçmiyorsa zamanda oluşmuş bir yapı burası. 10 milyon yılında oluşmuş bir yapı. Göl, etraftaki göl çökeltilerinin sedimentların oluşturduğu renk geçişleri, simetrik renk geçişleriyle olağanüstü bir görüntü sunuyor. Yani çıkmak daha da keyifli. Çıkıp zirveden bakmak doyumsuz bir keyif. Biraz sonra yaklaşık 2 saate kadar oraya zirvesine çıkmış oluruz. Ya Hazreti kişi! Fotoğraf tanrısı! Bugün işimiz var yalnız. Musa Bey var ya, coşkulu. Kendisi son derece fotojenik. Tarlaları korumak için yapılmış olsa gerek. Evet. Havuç hasadı yapılıyor bir yandan da. Hava itibariyle burası bana bir Süphan'ı hatırlattı ha. Süphan zirve inişinde hava güneşliydi, sonra dolu yemiştik ya. Şimdi çimento rengiyle başlıyoruz dağın eteğinden tırmanışa. Hop, yağmur damlaları inmeye başladı mı?
Evet. Şu an başka bir gezegene geçiş yapıyoruz. Star Wars çekilir yani. Bir bölümünde. Zemin toprak ve bir hayli kaygan. Yoruyor. Attığımız adımın bir kısmı da boşa gittiği için ayağınız kayarsa yumuşak toprağa oturacağınız için karda kaymak gibi düşünün. Sıkıntılı bir yer değil. Öyle. İnsanı nefes nefese bıraktırıyor. Yokuş çıkıyorsunuz sonuçta. Oo, benim nabız 165'e çıkmış. Tabii bir de durum çıkaracağım falan derken her zaman olduğu gibi geride kalıyorum. Sonra da haliyi Tanrıçalar şu an yoruldu, yorgunluk atıyor. Şu anki ışığınız muhteşem sizin. Öyle böyle değil. O ne ya? Toz fırtınası mı var orada? Hocam valla var ya, yayınlayacağım seni. Bakın başın derde girer. Silivri'den kurtaramazlar seni. Biz bu yağıştan kurtulamayacağız. Bu tersi döndü, geri geliyor. Buna şey diyorlar, derinlikli siklon hareketi diyorlar buna. Rüzgar buradan esmesine rağmen çevirdi. İki sistem bunun üstünde birleşti. Tanrı'yla bir anlaşma yapmak ya. Evet abi, yani şu an sizin zamanınız. Bir püskürtelim şu işi. Ben dün geceden beri kuşluğun gereği yoktur dedim. Oraya çıkmayayım dedim ya. Böyle bir yağmur iniyor şu an. Sistem üstümüzde böyle bir dönüyor, dönüyor, dönüyor. Tam dedik ki yağmur yağdı, yağacak, yağdı, yağacak. Durumu kurtardık. Yağmur yemeden çıkacağız gibi gözüküyor. Hayli buzuk toprak yüzeyi. Vatanım ya, ben burada bekleyeceğim. Birisini tutarım. Buraya gelirsiniz çünkü. Hepiniz çıkana kadar bekleyeyim burada. Sağ taraf daha sağlam. Çok bir yere düşeceğimizden değil, yuvarlanacağız. Yani ölmeyiz, bir tarafımız incelir. Buradan çıkmak uygun değilmiş. Şimdi poponuzu koyun yere, tamam mı? Tamam. Ayak üzerinizi durarak yanlardan da batan sağa sola alın, tamam mı? Evet. Ayakları önden şeye vurarak, tamam mı? Popo üstü oturun, pantolonda bir şey olmaz. O önemli değil, pantolon. Yani bu şey karda kayıyormuşsunuz gibi düşünün. Aşağısı uçurum değil, bir şey değil. Yani gideceğiniz bir nokta yok zaten. Evet,
Yavaş yavaş öyle, tamam, aynen öyle bak. Aynen öyle, öyle emniyetli. Sağ batonları öne saplayın. Öne saplayın batonu. Hayır. Hayır. Evet. Aslanma. Tamam, öyle. Aynen öyle, aynen öyle. O toprak yüzeyden git abi. Toprak yüzeyden git abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ya burası tamamıyla dağıldı şu an. Şu sağ sırta çıkayım, oradan gideyim. Siz hepiniz indirmişsiniz burayı fena halde. Bana basacak yer kalmadı burada. Tamam, bir şey yok, tamam, geçtim orayı. Çıkmaya çalışmak gibi. Attığınız adımın 1/3'ü boşa gidiyor ya. Toprakla boğuşuyorsun. Adımını atıyorsun, yarısı aşağı gidiyor. Yani ya çok yoğun karda çıkmaya çalışmak gibi, ya da bu toprak daha da şey. Kardan da daha şey. En azından bir süre sonra ezdikten sonra sağlam zemine ulaşıyorsun. Bunda sağlam zemin yok ama. Bastığın zaman şöyle gidiyor. Durmaksızın aşağı doğru kayıyor. Kız Tepesi'nin zirvesi. Öncelikle Recep Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel, etkileyici, sanki dünyanın dışından başka bir gezegendeymişiz hissedilirken bu kadar güzel bir yere getirdiği için çok teşekkür ederiz. Bu arada bütün kadınların şerefine kaldırıyorum bardağımı. Özgür kadınların şerefi. Evet, özgür kadınlar. Evet, çocukların çocuklarını yetiştiren. Afgan kadınları da özgürlüğüne kavuşan bütün kadınların şerefi. Evet. Bütün dünyanın kadınlarına efendim. Çalışan, çalışmayan bütün kadınların şerefi. Evet. Evet. Tüm emekçi kadınlar. Evet, tüm emekçi kadınlar. Evet. Yuvarlanarak ineriz artık. Alkolümüzü de aldık. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çok güzel yapmışsın. Yapma, harika. Aa, ev yapımı mı? Muhteşem. Ya. Vallahi çok lezzetli, çok güzel. Hem öyle, hem öyle, hem öyle. Ha ha haymış. Ben şimdi şeye gittim İzmir Bey, o sırada Toranaga dizisi oynuyordu televizyonlarda. Oradan öğrendiğim birkaç tane Japonca kelimeyle gittim Atilla Sertel'i aradım. Hı hı. Atilla Sertel belediyede basın danışmanıydı. Evet, evet.
Şimdi girince böyle geniş bir şey vardı, girişi vardı. Orada yakasında Teoman yazan, iri kıyım bir adama, Japonya işte Atilla, Atilla Sertel görüşmek lazım falan dedim. Birkaç tane Japon, o bana İngilizce söylüyor, ben ona Japonca tekrarlamalar yapıyorum. Toranaga dizisinden araklamalar. Neyse çıktık ikinci kata. Kim falan yani kadın soruyor işte. Tosanaga. Tosanaga. Abi Toranaga dizisinden neyse. Büro şefi de Hakan Tartan'dı. Daha sonra DSP milletvekili oldu. Evet evet. Onu sordu. Tuhaf bir şey söyleyeyim. Ben... Aa Japon gazeteci dediler. Şimdi... Senin şapkana benzer bir şapkan var kafamda, böyle yuvarlak. Sırt çantam var, boynumda fotoğraf makinesi var, bir de gözlüğüm var yani. Aa Japon gazeteci dediler. Şimdi onlar Japon gazeteci demeselerdi ben o numaraya girmezdim yani. Sopa batondan daha iyi işe yaradı burada. Anadolu sopası işte ya. Allah. Merak etmeyin bunların hepsini YouTube'a koyacağım. Fenomen yapacağım sizi. Evet herkes sağ salim indi. Bundan sonra riskli bir durum yok zaten. Evet, normal bir iniş. Allah Allah, bu nasıl çıkmışız biz hakikaten ya. Çıkmak zordu ya. Çıkmak zor ya. Burası Davutoğlan köyü. 350 yıllık dut ağacı. Halen meyve veriyor. Bugün Türk gezginlerinin başka bir etkinliğinde bir aradaydık. Kadınlara adanmış dağlar projemizin ilk dağ kastetmesine çıktık. Günü Ayşe teyze de sonlandırdık. İçimizdeki en küçük kadın konuşarak kaldıralım. Evet. İlk gezimiz kadınlara adanan şehirler değil mi? Kentler. Şehirler, kadınlara adanan kentler. O da çok güzel bir geziydi. Evet, o da güzel. İznik. Kadın ağırlıklı geziydi. Çok keyifli geçti. Şöyle söyleyeyim. 13 kadın vardı, bir ben erkek vardı. Tesadüf. Ama öyle denk geldi. Öyle denk geldi. Hani hep kurmuş gibi. Aynen. Hep kurmuş gibi. Kadın çobanı. Evet. Öyle o gezimiz de çok hakikaten kadın ağırlıklıydı. Bu gezide de kadın ağırlıklı. İznik gezi mi? İznik gezisi. Dengeli bu sefer geldi. Ya yanında disko topu taşıyan herkes görüyorum. Ya kampa adam disko topuyla gelmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah hele hele. Sevdiğimi verseler de sevdiğimi verseler. Girmem kara toprağa da girmem kara toprağa. Sevdiğimi verseler de girmem kara toprağa. Hele hele. İşte bu işaret kadını mı? Orta kadını. Evet. Evet.
diyeyim. Şuradan şu. Şuradan şu. Vallahi köylüyü yerinde tutmak, köylünün, köyün yerel varlıklarıyla, işte ekolojik unsurlarıyla, arkeolojik unsurlarıyla, turizm unsurlarıyla, kültürel unsurlarıyla köylüyü yerinde tutmakta amaç. Gelen, dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistleri hem köyü gezdirmek, köyde konaklamasını sağlamak, köyün kültürel, etnografik unsurlarını tanıtmak. Burada öyle, Türkiye'de ilk defa bu köyde başlatıldı. Her ODTÜ'lü mimarlarımız geldiğinde MİT de onların peşine takılıp geldi. Çünkü burası eski bir Ermeni köyü olduğu için insanlar böyle hep paranoyak halde olduğu için bunlar niye geliyorlar? Yeniden bir şey mi canlandırıyorlar falan. Bu, o aşıldı, o durum aşıldı. Sonra ODTÜ'lüler İstanbullular da kattılar. Şöyle bir 30 hane falan bir şey oldular. Bu da eski burada. Restorasyonlar yapıldı. Çok büyük paralar harcayarak. Restorasyonlar yapıldı. Önceleri böyle çok büyük hevesle kaldılar, yaşadılar, işte deneyimlediler. İşte çocuk atölyesi kuralımlar, resim atölyesi kuralımlar, okulun köyünü, köy okulunu canlandıralım falan dediler. Dediler, bir sürü bir şey dediler. Burası ne yazık ki artık sonlanmış durumda. Biz de bunu gezeceğiz şimdi. Sabahın seher.
Hastanesi ya. Evet. Hiç bu kadar güzel bir devlet hastanesi görmemiştim. Şuna bak. Gördüğüm en şirin hastane burası yani. Şöyle bak. Koca koca devasa yapılmış olan şehir hastanelerinden sonra son derece güzel. Süper ya. Bir şey soracağım. Burası Mudurnu'nun merkezi mi? Evet, burası ilçe. İlçe merkezi. Mudurnu ilçe yani merkezi. Bu Safranbolu gibi kent merkezi, yeni kent merkezi ayrı. Burası yok, eski merkez yok. Değil. Burası yaşayan, evet, yaşayan kendi Mudurnu. Merkezi. Evet, aynen. Abi Tayyip'in haberi olmasın ya bundan. Aynen. Mudurnu, Safranbolu'nun
Yani hükümetin ve de lütfen resmi kaynakların buradan haberi olmasın. Burası kent merkeziyle birlikte eski yaşayan bir kent. Yani yeni merkez diye 4 katlı gerizekalı binalar yapılmamış. Evet. Tahrip edilmemiş. Çok enteresan. Çok enteresan yani. Ulan. Ya Toki'nin buradan haberi olmamış şimdilik. He, sen çarşının içine gurur tamam sokarsan abi. Buradan çıkmalarını bekliyorsun bir de Menik'teki. Dursun abi. Yazma baskısı. Literatürde taş baskı diye geçer. Tabii makine olmadığı dönemde başörtlerine, sofra bezlerine desen böyle basıyorsunuz. İsten yapılan bir mürekkep var. İs. Özel odalarda çığlar yakılır filan. İs biriktirdi. O davulda 7-8 sefer. O mürekkep pahalıdır. Saray mürekkebi kullanır yazışmalarda. Cami yapan mimarlar o siyah boyalarda onu koyar. Çünkü o solmaz ve çıkmaz. Aslı Hanım, kaymakam bakanlığına buyurun. Çok eskide kaldı Aslı. Bayrak kanunu yazarken mutlaka şunu düşündüler tabii. Bayrak kanunu der ki bayrak yün kumaşı yapılacak. İkinci özelliği kök boyasıyla boyanacak. Zaten de kanun bunu söyler. Şu. Yani bu bayraklar kimyasal boyayla boyanan bayraklar soluyor. Doğru mu? Evet. Ama bu asla solmaz. Bayrağın üçüncü özelliğini de söyleyeyim. O önemli. Bakın mesela şiirler okudu. Çocuklarımız okudu, biz de okuduk, bizden sonra okudu. İçinde al bayrağım kavramı geçen. Balgalan hey al bayrağım filan. Al renk kırmızı tonların içinde bir ana ton, ana renk vardır ve ton değil mi? Lacivert mavinin kırmızı şey, koyusu filan. Ana renk kırmızı tonları var tabi. Bayrak kırmızısı dediğimiz ton da al dediğimiz, al diye nitelendirdiğimiz bayrak kırmızısı da İnsan kanının rengine birebir benzeyen kırmızı tona denir al. Ve al bayrağını diyoruz. Bayrakları var üstünde kandır diyoruz. Niye? Çünkü bilerek ve isteyerek kanlı göreza Türk bayrağının rengi kan rengidir. Bu ülkeyi ve bayrağı korumak için canını veren, kanını akıtan milyonların kanını biz bayrağımızda yaşatacağız dediler. Nasıl oldu da böyle değişti? 30 yıldır Made in Çin yazar. Şeyin üstünde, orijinal paketlerin üstünde. Çin'den geliyor bayraklar. Peki Çin'le bu rengin farkı ne? Çin sosyalist bir ülke biliyorsunuz özellikle olarak. O ülkelerdeki bayrakların kırmızı renk tonu bu kırmızıdır. Buna kızıl derler. Onlar kırmızının kızıl tonuna ayrı özel bir önem vermiştir sosyalist ülkeler. İşte Çin'den geldiği için onların kızıl bayrağı bizim ayrımızda kızıl bayrağımız oldu. Bu oda çok özel bir oda. Hem Mudurna için hem Türkiye için çok özel bir oda. İşte 97 yıl önce burada bayramlaşma yapılıyor. Yani kaymakamın bayramını tebrik etmeye geliyorlar. Bir de size bir hava atmam lazım tabii birazcık. 1920'de Mudurna'da profesyonel fotoğrafçı var. Evet. Benim bildiğim o dönemde 3 tane profesyonel fotoğrafçı var. Dolayısıyla burada var istisnai bir durum. Ve 97 yıl önce buradaki bayramlaşmanın fotoğrafını bize ulaştırmış. Evet. Aslı bak orada oturuyorsun. Aynı masa var. Aynı masa. Orada bir kaymakam var. Bu kaymakam çok olağanüstü bir kaymakam. Normal olağan bir kaymakam değil. Neden değil biliyor musunuz? Osmanlı'nın son cumhuriyeti ilk kaymakamı. Mudurnu tavuk memleketi olarak bilinen bu Mudurnu misafirler. Tarımı kolay kolay cümlelere sığmayacak bir kasaba. Şöyle diyeyim ben anahtar cümle olarak. Kurtuluş Savaşı'nda Mudurna olmasaydı Ankara Kayseri'ye taşıdı. Direniş başladı. İsyan başladı. Ankara'da halka halka yayılıyor işgale karşı. İngilizler tedirgin oldular. Eyvah biz yandık dedik. Niye toprak alamayacaklar? Toprak almak için isyanı bastırmak zorundalar. Ve General Harrington, biliyorsunuz İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı, General Harrington'un ünlü bir sözü var. Diyor ki, biz diyor işgale son vermemizin bir tek çaresi var artık diyor. O da Türk'ü Türkiye kırdırmak. Diyor ki, Türklerin en büyük özelliği ilahet diyen birinin arkasından gözü kapalı koşar. Ve diyor ki, buna binaen diyor,
bu ordunun halk arasındaki adını ilahat ordusu. Ankara'yı işgal etmek için Bodrum'dan geçmek zorunda. İstanbul'u Ankara'ya bağlayan tek karayolu Bodrum'dan geçiyor. Pek bir baharat yolu olması nedeniyle İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Bodrum, Dallan, Beylazar, Ankara. Dolayısıyla o hilafet ordusu 4 yıl boyunca buradan geçip Ankara'ya gidemiyor. Dolayısıyla o kaymakam o tarihi kararını bu odada verir. Budur İstanbul Damat Ferit Paşa hükümetiyle bütün resmi ilişkileri kesecek, Ankara'yı resmen destekleyecek karar aldı. Ve o kaymakam Cumhuriyet döneminde de köy köy dolaşıp kızlarınızı okutun diyen bir kaymakam. Ve o kaymakam misafirler bu derneğe adını verdiğimiz, maalesef Türkiye'nin sahip çıkmadığı Kartel Nail Borakan'ın babasıdır. Abdurrahman Nail. Evet. Abdurrahman Nail Bey buraya 1917'de tayin olup geldiğinde yanında beraberinde gelen Kartel Hoca 7 yaşında. Ve ilkokulu burada okumuştu. Değilsin karam aman aman, değilsin vay vay, hey hey. Armudu dağında pazar eyledim, kaşına gözüne nazar eyledim karam, eyledim karam. 80 şeftaliye pazar eyledim, yanılıp da yüz almışım, bilemem karam, bilemem karam aman aman, bilemem.